Cümleten selamun aleyküm kanalıma, gönlüme, bulunduğumuz yere, Bremen şehrinden 10-15 kilometre dışarıda olan bir köve hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta da okuduğunuz gibi Almanya'da ahırdan çevrilmiş bir lüks evi sizlere göstermek istedim. İçinde 3 tane banyosunun olduğu, dışarıda yüzme havuzunun olduğu, salonda arkamda da görüyorsunuz bilardo masasının olduğu, 10-11 tane odaya sahip olan 340 metrekare kullanım alanına sahip olan bu lüks villayı sizlere göstermek için bir video yapmak istedim. Dediğim gibi domuz ahırından çevrilmiş 100 yıllık bir binanın içindeyiz. Videomuza kapının önünden hemen dış bir görüntü vererek devam edeceğiz kardeşlerim. Daha sonra da beraber evin içinde neler yapmışlar, neler var, ev dıştan nasıl gözüküyor, içi nasıl, onları göreceğiz Allah'ın izniyle. Ben kameramı döndüreyim, dışarıdan başlayalım, beraber odaları gezelim, dışarıdaki yüzme havuzuna gidelim, sauna bile var ve ahırın nerede olduğunu da sizlere göstereceğim kardeşlerim. Videomuz başlasın. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, Ahmet kardeşinize de destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın dedikten sonra videomuz tam gaz ilerlesin. Evet, binamız bu şekilde dışarıdan görünüşe sahip. Siz de görüyorsunuz. Bize verilen bilgi evin 100 yıllık olduğuna dair. Şurada da evin yan bloğu bu şekilde de devam ediyor. Onu da size göstereyim. Biraz sonra oraya doğru gireceğiz. Uzun bir koridor var. Evin dış görünüşü böyle. Çatısının eskiliğinden zaten evin yaşından anlayabilirsiniz kardeşlerim. 100 yıllık olan binanın içine girişimizi yapıyoruz. Hemen girdiğimiz zaman koridor var. Böyle bir koridor geliyor. Koridorda dolap koymuşlar. Koridordan ilerlediğimiz zaman sağ tarafta güzel, lüks bir banyo var. Siz de görüyorsunuz. Yerden düz, hiçbir çıkıntısı olmadan bir duş kabini var. Camla ayırmışlar. Şu şekilde bir tuvaleti var. Burada çamaşır makinesi bağlıydı. Şurada da zaten güzel bir lavabosu, lavaboya sahip. Krallara layık bir lavabosu da altındaki dolapla beraber burada durmakta. Buradan ilerlediğimizde evin küçük koridorundan büyük koridoruna geliniyor. Bilardo masasının olduğu yerdeyiz. Ay maşallah, bilardo salonu gibi. Mübarek, şuna bak. Burada bir tane bilardo masamız var. Adamlar zevkine düşkünler. Istıkalar duruyor. Topları, her şey var. Bilardo masası oynanılabilir, kullanılabilir. Şuradan ilerlediğim zaman şurada bir misafir odası geliyor. Misafir odasının görünümü de bu şekilde. Siz de görüyorsunuz. Güzel, ferah, küçük değil. Almanların standart küçücük odalarına benzemiyor. Güzel, dört köşe, yani kare şeklinde bir odamız bulunuyor. Buradan şuraya ilerlediğimiz zaman zaten siz de görüyorsunuz. Eski şömine, sanırım şuradan o zamanlar odun atıyorlarmış içine. Aynen. Aynen. Burada odun atılıyor. Ay maşallah. Eski şöminesi de duruyor. Hala faaliyette olduğunu düşündüğüm şöminemiz var. Şuraya girdiğimiz zaman da küçük elbise dolaplarının olduğu, burası giyim odası olarak kullanılabilir. Bu şekilde eski bir gardıroba sahip. Buradan ilerlediğimiz zaman koridor çok büyük. Şöyle dönüp size göstereyim. Evin zaten girişi, bir odası, bir banyosu, şimdiye kadar görmüş olduğunuz alan tahminime göre 70-80 metrekareyi bu şekilde oluşturuyor. Almanya'daki 2+1 evlerin metrekaresine sahip. Daha evin oturma odasına girmedik, yatak odalarına girmedik. Şöyle ilerlediğimiz zaman bu şekilde bir merdiven yapmışlar. Burası biz boşalttığımızda çalışma odasıydı. Yukarın tavanlarından, zaten tatlalarından da evin kaç yıllık olduğunu anlıyorsunuz. İçi tatla kirişlerle
çevrilmiş. Sadece yan duvarları betoner. Bir 100 yıllık evin içindeyiz. Ya Rabbi, oturma odası değil. Bildiğin halı saha. Halı saha, aynen bildiğin halı saha gibi L şeklinde olan bir oturma odası var. Bu şekilde L şeklinde gidiyor. Burada bir yemek masası atmışlar ama bu küçük bir yemek masası. Yemek odası ayrı. Burada yine bir şöminemiz var. Kamin dediğimiz, o da faaliyette. Normal gazla çalışıyor. Kalorifer sistemleri var. Bu şekilde ısıtma sistemine sahip olan evin içinde eskiden kullanılan dışarıdaki şömineyi gördünüz. Bu şömineyi de yaktıktan sonra bunun buranın ısısıyla da yararlanabilirsiniz. Kardeşlerim, burada gördüğünüz gibi bir tane yemek masası atmışlar. Bu sadece böyle yemek masacığı diyebilirim. Biz burayı ölçtük. Şu görmüş olduğunuz oturma odasının alanı neredeyse yemek masası, yemek odasıyla beraber 80-90 metrekareye denk geliyor. Buradan ilerlediğimiz zaman da burasını bizim taşıdığımız bu evi satanlar yemek odası olarak kullanmışlar. Adamlarda para var, adamlarda zevk var. Adamlar piyanoyu bile bu şekilde bırakmışlar. Buradan taşınanlar elektronik bir piyano, eski değil. Bunu bıraktılar, şu koltuğu bıraktılar. Zaten şöyle camdan da biraz sonra da dışarı çıkacağız. Yüzme havuzunda görüyorsunuz kardeşlerim. Ev 340 metrekare kullanım alanına sahip. Nasıl ısıtırsın, nasıl temizliğini yaparsın artık onların problemi. Yemek odasının şurada bir kapısı var. Buradan direkt mutfağa da girebiliyorsunuz. Buyurun. Bir bayanın hayalindeki mutfak büyüklüğü. Mutfak yine L şeklinde devam ediyor. Mutfak dolapları içinde bu şekilde. Zaten yeni taşınacak olan insanlar da biz taşıyacağız. Bizim buradaki görevimiz bu evi biraz kozmetik. Geçenlerde bir kardeşimiz yazmış. Kozmetik yapacağız. Yani süsleyeceğiz, boyayacağız. Delikleri tıkayacağız. Duvarları boyayacağız. Bize verilen görev bu. Onu da bir ayrı video olarak gösterebilirim ama bizim şu anki konumuz bir ahırdan, köyde bulunan bir çiftlik evinden adamların yapmış olduğu villa. Yüzme havuzlu, saunalı ve 10-11 odaya ait olan bir villanın içindeyiz. Her yerden bir yere girebiliyorsunuz kardeşlerim. Labirent gibi. Biz biraz önce buradaydık. Büyük bir koridor. Odaları size gösterdim ve şu görmüş olduğunuz koridordan da, koridorun ucu bucu gözükmüyor. Buradan bulunduğumuz yerden koridorun sonuna kadar rahat 20-24 metre uzunluğa sahip. Bir koridorumuza girdiğimiz zaman burada da odalar yine başlıyor. Böyle ufaktan bir lambalarını yakalım. Burada yine giyinme odası vardı. Zaten giyinme odasının dolapları da burada duruyor. Gömme dolap olarak bunları kurmuşlar. Burada elbiselerinizi, ayakkabılarınızı güzel bir şekilde depolayabilirsiniz. Buradan ilerlediğimiz zaman sol tarafta tekrar mutfağa çıkan bir odamız var. Mutfağa çıkan bir kapımız var. Burada sağ tarafta da burası yatak odasıydı. Yine güzel kare şeklinde, siz de görüyorsunuz, bir yatak odasının içindeyiz. Neredeyse 5 metreye 5,5 metre 25, 26, 27 metrekare alana sahip olan bir yatak odası. Yatak odasından çıktığımız zaman koridoru ilerlediğimizde sağ tarafımızda yine küçük bir oda geliyor. Burası çalışma odasıydı. Burasının da büyüklüğü 2,5 metreye rahat bir 4, 4,5, 5 metre vardır. 10-12 metrekareye sahip olan bir çalışma odası. Ya çişim geldi, affedersiniz tuvaletim geldi. Öbür tuvalet dolu ama hiç sorun değil. Bir tuvalet, bir banyo daha var. Evet. İlk gösterdiğim banyodan hariç burada kapalı bir duş kabini var. Tabii ki küvet var, olmazsa olmaz. Normal asma bir tuvaletimiz var. Standart lavabomuz da içinde. Güzel, temiz. Zaten evin bundan 15-20 yıl önce tekrar komple yapıldığı da
görmüş olduğunuz malzemelerden belli oluyor. Ya bir banyo dolu, bir tuvalet de dolu, öbür tuvalet de dolu. İşte iki tuvalet dolu, ben nereye gideceğim? Hiç problem değil. Hemen üçüncü tuvalete geliyorsunuz. Gelmişken hemen yine burada. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi duşa kabin. Bu şekilde var. Yine bir asma tuvaletimiz var. Ve burada jacuzzi şeklinde, üçgen şeklinde bir küvetimizde bulunmakta kardeşlerim. Görüyorsunuz. Şuradaki deliklerden kesin su fışkırıyor. Size masaj yapıyor. Güzel, tertemiz, fayanslara sahip, tavana kadar fayanstan örülmüş büyük bir lavaboya sahip tertemiz bir banyonun içindeyiz. 3 tane banyoya, 3 tane tuvalete sahip olan bu evimizde ilerlediğim zaman burada bir oda daha geliyor. Odadan oda, odada oda. Ya Rabbi Resulullah, ben 10-11'e kadar saydım. Artık siz de kafanıza göre sayın. Burası çocuk odasıydı biz buraya taşıdığımızda. Güzel, bize verilen görevi de siz zaten ufak tefek anlıyorsunuz. Burası da yine rahat 20 ile 25 metrekare alana sahip olan bir çocuk odası. Buradan karşıya geçtiğimizde ne geliyor? Gergö geliyor. Gergö'nün odası burası. Burada yine bir çocuk odamız var. Burası da tahminlerime göre 18 ile 20 metrekare alana sahip bir oda. Şurası daha geniş. İlerledikçe oda daralıyor ama gerçekten bir çocuğa yetecek şekilde büyüklükte bir çocuk odası. Evet, odalarımızı gösterdik. Koridordan geri öbür büyük koridora doğru ilerleyelim. 340 metrekare. Allah'ım ya Rabbim, nasıl ısıtırım, nasıl temizlerim, nasıl bakımını yaparım diye gerçekten insanı düşünceye sokabilecek olan bir evin içindeyiz. Hangi odayı ne odası olarak diye kullanayım? Hangi odayı odada kalayım? Hangi odayı hobi odası olarak kullanayım? Hangi odayı giyim odası olarak kullanayım diye karınızdan kocanızdan tartışabileceğiniz kocaman bir ev. Mobilya al al al, dolmayacak, dolduramayacağınız büyüklükte bir ev. Şöyle ilerlediğim zaman bir odayı daha unuttum. O odayı da göstereyim sizlere. Kiler dediğimiz. Yine orada bir çamaşır makinesi vardı. Evin içinde iki tane çamaşır makinesi vardı. İki tane de kurutucu vardı. Burada kedinin olduğunu söylediler. Aynen. Zaten kombi ısıtma tesisatı burada. Anca eve anca yetiyor. Dediğim gibi kış geldiği zaman da şömineleri kullanarak da ufaktan hem bir atmosfer yaratmış olursunuz hem de evi bu şekilde de ısıtmış olursunuz. Burada da evin kedisi Cabbar Oviski durmakta. Burada yine bir çamaşır makinamız var. Dediğim gibi evin içinde iki tane çamaşır makinesi vardı. İki tane de kurutucu vardı. Çünkü 6 tane çocuğa sahip olan 8 kişilik bir aile burada yaşıyormuş. Ve onları biz taşıdık. Bizimle beraber taşındılar. Daha sonra burayı sattılar. Yani sattıkları için zaten taşındılar. Evin fiyatını da söyleyeceğim sizlere. Ama önce evi gezmeye bir devam edelim. Evet. Görüyorsunuz. Büyük bir bahçeye sahip. Şurada eskiden domuz ahırı varmış. Burada da domuz ahırı varmış. Almanlar elektrik, güneş ısıtma sistemi veya elektrik için bu güneş panellerini buraya yaptırmışlar. Evin öbür tarafında da, öbür çatısında da bu şekilde de paneller var. Biz biraz önce kedinin olduğu odaydı burası. Kedinin girip çıkması için burada kedi için bir kapı var. Oradan da buraya çıkabiliyorsun. Güzel büyük bir terasa sahip, bahçeye sahip olan bir evin içinde. Şöyle bir ilerleyelim. Ay 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 ay. Allah herkese gönlüne göre nasip etsin. Allah herkese ne bileyim güzel evler nasip etsin. Kendisine ait olan bir ev nasip etsin. Buradan dışarıya çıkıyorsunuz. Oradan da bahçeye girilebiliyor. Buradan bahçeye girdiğiniz zaman zaten neler varmış, neler varmış. Evet, evet, evet. Almanya'nın havası yok ki suyuna girilsin. Ama adamlar yüzme havuzu yaptırmışlar. Yüzme havuzunun dibi gözükmüyor ya Rabbi. Ne kadar büyüklükte bilmiyorum. Bende dibi gözükmeyen
Yerlerden gerçekten yüzmeden korkarım ama suda görmüş olduğunuz gibi bayağıdır temizlenmemiş. Evet, şöyle evi dışarıdan size bir göstereyim. Bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama ben buradan baktığım zaman ev kocaman bir ev olarak kendini zaten gösteriyor. 100 yıldır ayakta duruyor. Neden? Bakıldığı için. 100 yıl bakıldığı için bu şekilde ayakta duran bir evimiz var. Zaten şurada da güneş panellerini bu tarafta da görüyorsunuz. Öbür tarafta da var. Adamlar da ısıtıcı içeride olmasına rağmen, kombi sistemi içeride olmasına rağmen, içeride kaminlerin, şöminelerin olmasına rağmen yine güneş panellerini artık ya elektrik üretmesi amaçlı ya da ısı üretmesi amaçlı kullanmışlar. Yüzme havuzunda şurada brandası duruyor. Üzerini örtmemişler. Artık yeni alana hayırlı uğurlu olsun. Yeni alan insan. Şöyle dibini görebileceğiz mi? Yeni alanlar artık bu havuzu temizlemeyle uğraşsınlar. Bu bahçeyi ekip biçmeyle uğraşsınlar. Bakımıyla uğraşsınlar. Dedikten sonra şuradan gidelim. Şu Alman domuzlarının nerede, o zamanlar nerede kaldığına, nerede bakıldığına bir bakalım. Tabii onlara bakmadan önce de ne var? En son. Heh, sen de gel. Sen de gel baba. En son zaunayı size göstereceğim. Yan tarafta da araba garajları var. Orayı da size göstereyim. Allah'ım yarabbim. 100 yıl önce yapılmış. Bakın. 1930 yılların 30 değil mi? Neredeyse 30. Yok, 100 yıl olur mu? 1920 yılında yapılmış. Kadının bize, yeni ev sahibinin verdiği bilgi bu yönde. 100 yıllık bir evin içindeyiz. 100 yıllık duvarlara bakıyorsunuz kardeşlerim. 100 yıl önce yapılmış bir ahırın, domuz ahırının içindeyiz şu an. Burada domuzlar besleniliyormuş. Domuzlara burada bakılıyormuş. Köy evi, ahırdayız. Adamlar ahırdan bildiğiniz villa yapmışlar. 8 kişinin rahat yaşayabileceği 10, 11, 12 tane odaya sahip olan, kocaman 340 metre alana sahip, oturma alanına sahip olan bir evin içine adamlar 100 yıllık yere bakmışlar, etmişler, para gömmüşler, yaşanılacak hale getirmişler. Alın size 5 kışlık odun. Şömineyi avla, şöminenin içine ver odunu. Ver odunu. Yapın terleyinceye kadar ver odunu, ver odunu derken tabii nereye geldik? Milletin parayla yaptıramadığı, tamam. Fakirlerin rüyasını kurdu, hayalini kurdu. Biz gibi fakirlerin, yani fakirlerin çenesinin yorulduğu bir yerdeyiz. Adamlar zauna yapmışlar ya Rabbi Resulullah. Görüyorsunuz. Adam terlemeden diyor, evin içine girmem ben diyor. Adam illa terleyeceğimiş, evin içine girecekmiş. Buradan da bir garaja çıkan kapımızın olması gerekiyor. Aynen. Sanırım şurası. Futbol sahası büyüklükte. İki tane aracın değil, dört tane aracın yan yana ve arka arka park edebileceği bir garajın içindeyiz. Siz de sağdan görüyorsunuz. 100 yıl önce hangi adam yaptı bunu? Hangi usta bu tuğlaları ördü? Hangisi harcını kardı? Hangi malzemeyi kullandılar? Nasıl inşa ettiler? Nasıl çatıyı çıkardılar? Nasıl bu şekilde bunu yaptılar? Zaten çatının da yukarıdaki şunlar asbest. Hala eski zamanlarda çok kullanılıyordu asbest. Güzel şöyle elektrikli bir kapıya sahip olan evin içindeyiz. Zaten siz de şöyle görüyorsunuz. Şurası sanırım bizim biraz önce girdiğimiz çocukların odasının olduğu yer. Burada bir kapı varmış. Kapıyı kapatmışlar. Görüyorsunuz. 100 yıl önceki eski camlar. Demir çerçeveli. Camları görüyorsunuz. Burada bir kapı varmış. Kapıyı kapatmışlar. Buradan sanırım evin içinden ahıra geçiliyormuş. Burası da tahminim ahırmış. Daha sonra burayı garaj haline çevirmişler kardeşlerim. Çok ilginç, çok enteresan, gerçekten inanılması zor ama parayı ödediğin zaman, parayı verdiğin zaman yapabileceğin bir yerdeyiz. Bir söz vardır bizde, eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek aynı eşek ama dışarıdan bir şeye benzemeyen bu ev, içeriye girdiğiniz zaman gerçekten lüks olduğunu belli ediyor. Gerçekten para harcanıldığını bağırıyor size. Bağırıyor, çığırıyor bu şekilde. Siz de görüyorsunuz.
Allah yarabbim. Adamlar domuzun zamanında domuz yetiştirdikleri yerde adamlar şimdi lüks bir ev yapmışlar. Ve içinde oturuyorlar. Dediğim gibi Allah sizlere daha iyisini nasip etsin inşallah. Bakalım evin fiyatı kaç paraymış, bu evi kaç paraya almışlar ve kaç para masraf yapacaklar. Onları da size videonun ilerleyen bölümlerinde de söyleyeceğim. Evi gördünüz. Artık varsa içinizde kalan bir şey yorum olarak yazabilirsiniz kardeşlerim. 340 metre, bize verilen bilgileri ben sizlere aktarıyorum. 340 metre oturum alanına sahip olan, dışarının büyüklüğünü, arazinin büyüklüğünü sormadım. 340 metre olduğunu biliyorum çünkü ben bu evi taşımaya geldiğimde evlerin kaç metrekareye ait olduğunu falan önceden soruyoruz. Kaç tane odaya ait olduğunu soruyoruz. Sizler de gördünüz, birçok odaya sahip. Sadece oturma odasıyla yemek odasının 80-90 metrekareye sahip olduğu, 2 artı 1 daire büyüklüğünde olduğunu siz de gördünüz. Ve bunun yanında da odaları da bu şekilde siz gördünüz. En ufak odamızın büyüklüğü bile neredeyse 12-13 metrekareye aitti. Şimdi bu evi bizimle taşınan insanlar bu evi sattılar. Bizimle buraya taşınacak olan insanlar da bu evi aldılar. Bu evin değeri sadece satış fiyatı, sadece satan kişiye kalacak olan para 675 bin euro. Ay maşallah. Artık 30 senede mi ödersin, 40 senede mi ödersin? Onu Allah bilir. Böyle bir eve sahip olmak istiyorsanız banka %20'sini cebinizde istiyor. Yani 675 bin liranın %20'si 130 bin euro yaptığını düşünüyorum. %20'lik bölümünü sizin cebinize peşin para olarak istiyor. Krediyi onaylatabilmesi için, kredinin daha kolay çıkabilmesi için kardeşlerim. Daha sonra da çekmiş olduğunuz kredi, ödeme şartları, üzerine gelen faiz ve tabii ki Almanya'da da %5 devletin aldığı, sadece alandan, satın alandan aldığı %5'lik bir vergi var. 675 bin liranın %5'ini hesapladığım zaman 35, 36, 37 bin lira sadece devletin vergi ödüyorsunuz. Cebinizden bir 40 bin euro vergi gidiyor. Emlakçı üzerinden aldıysanız da %6 emlakçı komisyonu geliyor. Ve yanına da tapu masrafı %1,5'dan 2 arasında. Yani neredeyse emlakçı da işin içindeyse devlete vergisi, tapuya kaydı, noter masrafı, emlakçıyla beraber %12, %13, %14'lere kadar aldığınız fiyat üzerinden cebinizden daha para çıkmak zorunda kalıyor. Yani 675 bin liralık böyle bir yere aldığınız zaman %14, %10 verseniz bile 67 bin 500 lira, %14 verdiğiniz zaman neredeyse 100 bin euro da cebinizden daha evin içine girmeden, elinizi ayağınızı içine sokmadan verdiğiniz masraf. Ben bunları size söyleyeyim ki hani bilginiz olsun diye. Ben başka yerlerden, başka ülkelerden bunları kıyaslamıyorum kardeşlerim. Ama devlet bu şekilde vergisini alıyor. Tapu dairesi bu şekilde kayıt vergi parasını alıyor. Ondan sonra emlakçı da tabii ki cukka 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 cukkasını alıyor. %6 nedir ya? Yarabbi gözünü seveyim. %5,95. İnternete de girip bakabilirsiniz. %5,95 emlakçı komisyon alıyor. Yarabbi Resulullah. Yani siz hesabını yapın. İnşallah emlakçı üzerinden almamışlardır. Ben onu sormadım. Sadece evi satan kişiden kaç paraya sattığını sordum. Ve alan kişiden de ne kadar masraf olduğunu, az usadan almayı da yaşadığımdan dolayı, benim de kendime ait bir yer olduğundan dolayı, kendim de bu şekilde vergi ödediğimden dolayı, o yüzden ne kadar vergi ödendiğini biliyorum kardeşlerim. Neyse, kafanızı şişirmeyin. Ben size zamanında 100 yıl önce ahır olarak inşa edilmiş bir evin nasıl dönüştürüldüğünü, günümüze kadar nasıl geldiğini ve günümüzdeki içinin nasıl olduğunu gösterdim. Dediğim gibi videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoları da kaçırmamak için abone olduktan sonra da zil sesini açmayı unutmayın. Kardeşlerim daha sonra demeyin, Ahmet kardeşimiz niye video atmıyor? Adam video atıyor devamlı ama siz görmüyorsunuz. Niye zil sesini açmamışsınız kardeş? O yüzden siz zil sesini açın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden destek verenlerin eline yüreğine sağlık diyorum. Ablalarımın, abilerimin ellerinden öpüp kardeşlerimin de gözlerinden öptükten sonra sizlere veda etmek istiyorum. Ben sizlere her zamanki yaptığım gibi de Allah'a emanet ediyorum. Siz Allah'a emanet olun. Belki biz de diğer göylem beraber iş bittikten sonra şurada iki
oyunluk bir bilardo oynayan, işçilerden olmaya, Almanya'da yaşayan bir Türk olmaya devam edelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.